Değerli arkadaşlarım, çok sevgili, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, danışman arkadaşlar, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız, basının değerli emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sevgili arkadaşlar, acımız büyük ama öfkemiz de. Canımızı, yoldaşımızı, partimizin emektarı Deniz Poyraz'ı alçakça katlettiler. Bizden kopardılar, yaşamdan kopardılar. Karanlık tarihlerinin sayfasına bir yenisini daha eklediler. Kirli döngülerinin karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiler. Farklılıklarımıza olan düşmanlıklarını bir kez daha sergilediler. Barış umuduna kurşun sıktılar. Halklarımızın ortak gelecek hayaline saldırdılar. Birlikte yaşam irademizi hedef aldılar. Halklarımızın büyüyen umudu olan HDP'ye saldırdılar. Senaryolarını gayet iyi biliyoruz. Katliamlarla, siyasi cinayetlerle, zulümlerle, işkencelerle, çetelerle bu toprakları karanlığa boğmak, yaşanılmaz hale getirmek. Evet, amaçları geleceği karartmak, umutları söndürmektir. Ama hiçbir zaman başaramadılar, yine başaramayacaklar. Ne bizlere ne de halklarımıza diz çöktürtemediler, diz çöktürtmeyecekler. Barış ve demokrasi umudunu hiçbir zaman söndüremediler, söndüremeyecekler. Onurlu yaşam mücadelesinden bizleri vazgeçiremediler, vazgeçiremeyecekler. Bizim mücadele tarihimiz onurlu direniş tarihidir sevgili arkadaşlar. Tarihimiz korkaklar karşısında inadına cesaret tarihidir. İdam sehpalarında baş eğmeyenlerin tarihidir. Teslimiyeti kabul etmeyenlerin tarihidir. Mücadelemiz savaşın tüm kirlenmişliğine karşı tertemiz bir barış mücadelesidir. Mücadelemiz faşizmin karanlığına karşı demokrasi mücadelesidir. Yolumuz inadına barış, inadına özgürlük yoludur sevgili arkadaşlar. Karanlığın karşısında hakikatin yoludur. Zulmün ve haksızlığın karşısında adaletin yoludur. Yolumuz özgür gelecek yoludur. Adımız ayağa kalkan umuttur. Adımız direniş ırmaklarının birleştiği denizdir. Adımız Deniz Poyraz'dır sevgili arkadaşlar, Deniz Poyraz. Ama sözümüzdür sevgili Deniz. Yarım kalan hayallerin milyonların hayalidir ve bu topraklarda mutlaka ama mutlaka yaşam bulacaktır. Senin mücadelen, senin cesaretin hepimizin mücadelesi, hepimizin cesaretidir. Milyonlar seninle tek yürek oldu, seninle deniz oldu, seninle inanç oldu, seninle kararlılık oldu. Halklar Bahçesi İzmir'den doğan güneş oldun. Hepimize ışık oldun. Milyonlara rehber oldun, yolumuzu aydınlattın. Sana sözümüzdür. Aydınlattığın bu yolda barışı bu ülkede mutlaka gerçekleştireceğiz. Kurşunların umudu söndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Kadife Kale burçlarında ve yüreklerimizde adın her daim yankılanacaktır. Senin ve binlerce yoldaşımızın adı barış mücadelemize ve barış mücadelemizde sonsuza dek yaşayacaktır. Seni özleyeceğiz. Seni asla unutmayacağız. Unutturmayacağız da sevgili Deniz. Mekanın cennet olsun, yıldızlar yoldaşın olsun. Evet sevgili arkadaşlarım, bu ülkede 10 yıllardır katiller
yaratan karanlığın varlığını bizler çok iyi biliyor ve buna tanıklık ediyoruz. İzmir katliamını gerçekleştiren tetikçi tabii ki tek başına değildir. Onu örgütleyen, yönlendiren, tetiği çektiren güçlerin varlığını hiç kimse inkar edemez. Bu ülkede işlenen her bir cinayetin, her bir suçun altından aynı ortak profil karşımıza çıkıyor, bunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Katilin profili bizlere ortak bir yüzü göstermektedir. Nedir bu ortak yüz? Sayayım tek tek sevgili arkadaşlarım. Halkların kimliğine, diline, kültürüne, inancına karşı olan nefrettir. Kürt düşmanlığıdır, barış düşmanlığıdır, kadın düşmanlığıdır. HDP'ye yönelik haşere temizliği yapılsın diyen soykırım dilidir sevgili arkadaşlar. Daha neler göreceksiniz diyen tehdit dilidir. 6 milyon kişinin verdiği oy Kalaşinkov kurşunudur diyen, daha fazla insan niye katledilmedi diye üzülen medya tetikçiliğidir. Şendinli'de iyi çocuktur, İzmir'de adı ne abiciğimdir. Rojava'da IŞİD'dir, Türkiye'de susurluktur, mafya ve çetedir. Kobani davasındaki kumpastır, HDP kapatma darbesidir. HDP'ye oy veren milyonlara yapılan bedduadır. Soma'da madenciye atılan son yargı tekmesidir. Çorlu'daki adaletsizliktir. Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de yapılan, Gezi'de yapılan Alevi katliamıdır. Halkı sömüren ve yoksullaştıran sorgunculuktur, talancılıktır ve hırsızlıktır. Kadınları her gün katleden erkekleri koruma ittifakıdır. Evet, bütün bunların ortak yüzleri işte budur sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi birdir, beraberdir, kol koladır ve birer ailedir sevgili arkadaşlarım. İşte Deniz Poyraz'ı katleden de bu örgütlü, planlı birlikteliktir. İstedikleri kadar sorumluluktan kaçmaya çalışsınlar, kurtulamazlar, kurtulamayacaklar. İzmir katliamında bu ortak yüzün sahiplerinin tamamının parmak izi, nefret izi vardır sevgili arkadaşlar. Ve İzmir katliamında tıpkı öncekilerde olduğu gibi suçüstü yakalanmışlardır. İktidarın siyaset adına bu kürsülerden ürettiği HDP düşmanlığıyla, ürettiği nefret diliyle tetikçi arasındaki ilişki açık olarak ortadadır. Gizleyemezler, gizleyemeyeceksiniz. Katil hangi sahiplerle cinayeti işlediğini açıklamışsa, hükümetin küçük ortağı da bugün bu kürsüden aynı sahiplerle Deniz Poyraz'ı hedef göstermiştir. Ve katille dil birliği yapmıştır. Bunu çok açık ve net olarak ifade ediyorum sevgili arkadaşlarım. Cinayet iklimini kürsüden devam ettirmiştir. Deniz Poyraz'a terörist demiştir. Deniz'in babasını, ailesini hedef göstermiştir. Ve sadece Deniz'i ve ailesini değil, bu ülkede HDP'ye oy veren milyonları hedef göstermiştir. Neden daha fazla HDP'li öldürülmedi diye adeta yakınmıştır sevgili arkadaşlarım. Belki küçük ortağın içi henüz soğumamış, tıpkı katilin ben içimi soğuttum demesine rağmen bugün bu kürsüden iktidarın küçük ortağı içinin soğumadığını bir kez daha alenen ortaya koymuştur. Yeni cinayetlere, yeni yeni katliamlara kapı aralayacak, azmettirecek olan bu tehlikeli söylemler karşısında savcıları buradan derhal göreve davet ediyoruz. Var mı yürekli bir savcı? Var mı bu ülkede adaletin kırıntıları? Var mı bu ülkede bu küçük ortağa haddini bildirecek olan yürekli bir savcı? Her gün partimize saldıranlara,
sessiz kalan savcıları işte bugün tam da zamanıdır diyerek bir kez daha göreve davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, kendisinden olmayan herkesi Türkiye düşmanı olarak gösteren, tehdit eden, hedef haline getiren AKP Genel Başkanı'nın düşmanlaştırıcı diliyle İzmir katliamcısının kurduğu ilişkiyi asla ve asla saklayamazsınız. Hakikatler gün gibi ortadadır. Her gün manşetlerinde, ekranlarında HDP ve Kürt düşmanlığı yürüten tekçi medyanızın nefret diliyle katil arasındaki ilişki manşetleriniz kadar size yakındır. Bu gerçeği asla gizleyemezsiniz. Demokratik siyaseti suçmuş gibi gösterip yargılamaya çalışan taraflı yargınızın işlediği düşmanlık hukukuyla katil arasındaki ilişkiyi asla örtbas edemezsiniz. Tetikçi Kürtlerden nefret ettiğini ta 1998 yılına kadar gidecek detaylı bir biçimde anlatmış, kim olursa olsun vuracaktım demiştir. Yıllardır bu cinayet iklimini inşa edenler işte bu nefret dilini el birliğiyle yayan iktidar zihniyetidir sevgili arkadaşlarım. Oradaki katiller ise bu nefret söyleminin örgütlediği birer tetikçilerdir. Daha katliamın üzerinden iki gün geçmişken AKP Genel Başkanı Antalya'da askerimize kurşun sıkanlarla ittifak halindeler diyerek demokratik siyaseti bir kez daha hedef göstermiştir. Açık hedef tarifi yapmıştır. Bir de kınadık, benzerlerini de kınayacağız demiştir sevgili arkadaşlar. Ne demek benzerleri? Evet, yeni katliamlar mı yaşanacak bu ülkede? Bunu mu demek istedi AKP Genel Başkanı Antalya'da yapmış olduğu açıklamayla? Siyaseti rekabet değil, kin ve düşmanlık olarak gören işte bu zihniyetin yarattığı zehirli iklim katliamlara zemin sunmaktadır. Bunu önemli hatırlatmak isterim. Özellikle son yıllarda iktidar tarafından medyadan kamusal alana, sokaktan siyasete kadar bu ülkede adım adım adeta bir HDP fobia üretildi sevgili arkadaşlar. Peki nedir bu HDP fobia? Demokratik siyasete düşmanlıktır. Farklılıklardan korkudur. İnsan haklarından korkudur. Kadının gücünden korkudur. Kürtlerin eşitlik talebinden korkudur. Barıştan korkudur. Yoksulların sesinden ve gücünden korkudur. Hak mücadelesinden korkudur. Onurlu ve eşitli bir şekilde bir arada yaşamdan korkudur. Farklı inançlardan korkudur. İktidarın HDP'ye saldırılarının nedeni işte bu korkulardır sevgili arkadaşlar. İşte saldırıların zemininde bu HDP fobia kampanyası vardır. Evet, Kobani kumpası ve kapatma davasında siyasi tetiği çekenlerle denizin bedenine sıkılan nefret kurşunlarının aynı namluda birleştiğini çok iyi biliyor ve görüyoruz sevgili arkadaşlar. İzmir katliamına giden yolların taşlarını Membiç'ten itibaren sizin iktidarınız döşedi, eline silah verdiniz, üzerine üniforma giydirdiniz. Ki Suriye'yi ÖSO ve IŞİD tetikçilerini devşirme alanı olarak kullandığınızı dünya alem bilmektedir. Eğitip donattıklarınız her gün her yerde iş başındadır. 2015 sonrası saldırıların odağı ÖSO IŞİD Suriye hattından başlamıştır sevgili arkadaşlar. Bu hat Suruç'tan Ankara'ya kadar da uzanmaktadır. Şimdi bir kez daha kendisini İzmir'de göstermiştir. Kurduğunuz bu hat tüm Türkiye'ye bir tehdittir aynı zamanda. İzmir katliamcısı da Antep ve Minbiş'ten yetiştirildiği laboratuvardan İzmir'e gelmiştir. Bu ülkede gayri nizami harp aparatlarının bulunduğunu söyleyen iktidar sözcüleri tüm bunlardan habersiz olabilir mi?
Tetikçi bugün bir güven ortamı içerisinde Türkiye'nin 3. büyük partisinin il binasına girerek katliam gerçekleştirmek için günlerce plan ve hazırlık yapmıştır. Üstelik bunu tüm emniyet birimlerinin gözü önünde yapmıştır. Elindeki çanta katliam çantasıdır. Büyük bir katliam yapmak için il binamıza girmiştir. Katilin yürüttüğü keşif faaliyeti HDP binasının karşısındaki çadırın etrafında bulunan emniyet güçlerince görülmemiş olabilir mi? Bu soruyu elbette ki sormak isteriz. Sürekli GBT uygulaması yapan polisler keşif halindeki bir tetikçiyi fark etmemiş olabilir mi? Mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Mümkün değildir sevgili halklarımız. Mümkün değildir Türkiye kamuoyu. Parti binamıza bir çay içmeye gelen vatandaşa dahi üyelik cezası verenler tetikçiye ise katliam için yol vermiştir. Bu çok açık ve nettir. Hiç kimse, hiçbir yetkili bunun aksini iddia edemez sevgili arkadaşlar. Katliam esnasında ve katliam sonrasında yöneticilerimizin binaya girmesini engelleyenler katilin içeri girmesini ve katliam yapmasını engellememişlerdir. Bunu da çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Katilin katliam yapması için ortam uygun hale getirilmiştir. Bundan hiçbirimizin şüphesi yoktur. Şüphe var diyenlere isminle abicim sözünü buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Katili VIP olarak karşılayanların, başını okşayanların görüntüsünü bir kez daha hatırlatmak isterim. Partimizin önünde tek bir slogan atıldığında insanları yaka paça işkence yaparak gözaltına alıp günlerce gözaltında tutanların deniz yoldaşımızın katiline nasıl saygı gösterdiklerini bütün dünya izledi ve gördü. Biz bunların katillerle kardeşliğini o gün Samaslardan, Ömer Güneylerden, Ahmet Şahbazlardan, Mustafa Muğlalılardan, Musa Çitillerden, Mehmet Ağarlardan ve ağababalarınızın iyi çocuklarından biliyoruz. Bunları iyi tanıyoruz sevgili arkadaşlar. İzmir Emniyet Müdürü il yöneticilerimize kesinlikle arkasında örgüt yok demiş. Soruyorum, nereden biliyorsunuz? Soruşturdunuz mu? Araştırdınız mı? Gözaltında ne kadar tuttunuz? Bütün bunları bir günde mi anladınız? Birkaç saat içerisinde mi anladınız? En ufak itirazı ve hak talebini işkenceyle bastıranlar, üniversite öğrencilerini dahi günlerce gözaltında tutanlar, deniz yoldaşımızın katilini 24 saat geçmeden önceden hazırladıkları hapishanedeki odasına gönderdiler. Bu acele nedendir? Sebebini elbette ki biliyoruz sevgili arkadaşlar. Arkasındaki güçler ağababaları açığa çıkmasın diye apar topar katili cezaevine gönderdiler ve tutukladılar. Elbette bu iş burada bitmedi, bitmeyecektir. Arkasında kimler var ortaya çıkacaktır. Biz bunu ortaya çıkaracağız sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan iktidara şu kritik soruları sormak istiyorum. Bu ülkenin can güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı 17 Haziran'dan bu yana neden tek bir kelime etmedi? Bu suskunluğun sebebi nedir? Tetikçi, sağlıkçı kılığıyla Membiç'e nasıl gitti? Kim görevlendirdi? Orada ne tür faaliyetler yürüttü? Hangi eğitimlerden geçirildi? Tetikçinin Türkiye'nin Suriye'deki üslerinde ne işi vardı? Halep'te Kürtlere karşı kurulan cephe hattında niçin bulunmuştur? Membiç'e farklı meslek grubu adı altında başka kimler gönderilmiştir? Katliam öncesi kim ya da
kimlerle görüşmüştür? Kimlerle irtibatı vardır? Bu katil kime ya da kimlere bağlıdır? Hangi devlet birimleriyle irtibatlıdır? Büyük bir katliam planını yapmak için kimlerden destek almıştır? Katilin en çok gittiği otelin aynı zamanda İzmir valisinin yönetim kurulu başkanı olduğu kamuya ait bir otel olması tesadüfi midir? Tüm bunların çok yönlü soruşturulup açığa çıkarılmasının gerekli olduğunu buradan bir kez daha özellikle ifade ediyorum. Soruşturulmuyorsa eğer işbirliği var demektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. İzmir katliamına bireysel cinayet diyenler bu saldırının ortağıdır sevgili arkadaşlar. Hükümetin küçük ortağı bugün bu kürsüden işlenen cinayetin sağını, solunu, önünü, arkasını araştıralım dedi. Biz de hodri meydan diyoruz. Bugün grubumuz araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek. Görelim bakalım. Kuralım bir komisyon ve bu işin arkasında, önünde, sağında, solunda kim varsa açığa çıksın. Çıkartmayan namerttir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlarım, adını doğru koyalım. İzmir'de yaşanan bir provokasyon değildir. Bir katliamdır. Kürtlere ve demokrasi güçlerine muhalif herkese yönelen bir tehdittir. Denizi katledenlerin ortak hedefi barışın gelişme ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Denizin ömrü henüz çocukken yaşadıkları zorunlu göçe, Mardin'de ve İzmir'de maruz kaldıkları baskı, şiddet, işkence, gözaltı ve tutuklamalarla, yoksullukla ama hiç vazgeçmediği bir direniş dolu ömürdür sevgili arkadaşlar. Denizin hikayesi Kürt halkının yaşam hikayesidir. Denizin yaşamı mücadele ve direnişle dolu bir yaşamdır. İzmir'deki saldırıda hedef alınan Deniz'in şahsında Kürt halkının yaşamı, mücadelesi ve direnişi olmuştur. Gerek iç, gerekse dış siyasette savaş politikaları ile ayakta kalmaya çalışan ve giderek bir savaş makinesine dönüşen devlet iktidar aklının tek ürettiği savaş ve yıkımdır. Kürtlerin kazanımına karşı Türkiye'den Rojava'ya kadar her yerde saldırıdır. Kürt halkı kaybederse Türkiye kazanır denklemi tarihi bir yanlıştır sevgili arkadaşlar. Kürt halkı kaybettikçe Türkiye'de Türkiye halkları da kaybetmektedir. Kürt halkı kazandıkça Türkiye halkları da elbette ki kazanır. En doğru denklem de budur sevgili arkadaşlar. Evet, bu katliam HDP'ye yöneltilmiş bir saldırıdır. Tıpkı 5 Haziran Diyarbakır katliamı gibidir. İzmir katliamıyla 7 Haziran 1 Kasım arasındaki karanlık süreci yeniden işletmek isteyenlerin harekete geçtiğini biliyor ve görüyoruz. Partimiz hakkındaki kapatma davası da bu karanlık senaryonun önemli bir aşaması olarak devreye sokulmuştur sevgili arkadaşlar. Kapatma davası çete, mafya ve talan düzenlerini devam ettirmek isteyenlerin ortak planıdır. Hükümetin küçük ortağı bugünkü konuşmasında baştan sona HDP kapatılmalıdır naraları atarak HDP'yi kapattırma dışında bir varlık sebebinin olmadığını tüm Türkiye halklarına bir kez daha göstermiştir. Bu ülke yangın yeriyken işsizlikten, yoksulluktan, açlıktan insanlar kırılırken hükümet ortağının topluma tek vaadi HDP'nin kapatılmasıdır, demokratik siyasetin tasfiyesidir sevgili arkadaşlar. Ben de diyorum ki asıl kapanacak olan sizin soygun düzeniniz olacaktır. Siz zaten siyaseten bitmişsiniz, kapanmışsınız. Bu çağrıları yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur ya?
Sizin iktidar ortağınıza barajı indirin diye yalvardığınızı çok iyi biliyoruz. Gelecek seçimlerde siz bu kürsülerde, bu sıralarda olmayacaksınız. Biz bunu da çok iyi biliyoruz. Kirli ve karanlık düzeninizle birlikte geri dönmemek üzere gideceksiniz. Türkiye halkları sizi tarihin çöp sepetine atacak ya. Anayasa Mahkemesi MHP Genel Merkezi'nde hazırlanan, sarayda da son hali verilen siyasi darbe amaçlı bu kapatma iddianamesini reddederek demokrasinin önünü açabilir elbette ki. İktidara bir hukuk dersi verebilir, önünde önemli bir fırsat vardı. Ama ne yazık ki bu fırsatı heba ettiğini dün itibariyle bir kez daha gördük. İddianameyi kabul ederek hukukun tabuta bir çiviyi de çaktığını AYM kendi eliyle yapmıştır sevgili arkadaşlar. AYM'nin bu tavrı asla ve asla hukukla izah edilemez. Çünkü ortada hukuk yoktur, hukuki bir dava yoktur, kapatma davası siyasidir, siyasi intikam davasıdır, 7 Haziran davasıdır ve Türkiye'yi kapatma davasıdır. Elbette ki biz bu davayı boşa çıkaracağız. Hep birlikte tüm demokrasi güçleriyle birlikte ortak mücadele ederek bunu boşa çıkaracağız. Çünkü kapatma davasıyla tüm demokrasi güçleri hedef altındadır. Toplumsal muhalefet ve hak talep eden milyonlar hedef altındadır sevgili arkadaşlar. Demokratik siyasetin kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Evet, bizim savunmalarımızı da, avukatlığımızı da Türkiye halkları yapacak. Bundan hiçbir kaygımız ve şüphemiz yoktur sevgili arkadaşlarım. HDP'yi kapattırmayacağız. Daha da güçlendireceğiz, daha da büyüteceğiz. Milyonların ortak mücadele partisi haline getireceğiz. Evet, HDP sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da demokratik birlikte yaşamanın teminatı olan, güçlü kökleri olan bir fikriyattır aynı zamanda. Bu fikriyat bu topraklarda tutmuştur ve filizlenmiştir. Bu filizin koparılmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye halkları da buna izin vermeyecektir. Evet, biz halklarımızla birlikte önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşacağız sevgili arkadaşlarım. Hiç kimse karamsarlığa kapılmamalıdır. Sonuç ne olursa olsun, HDP fikriyatı bu ülkede yaşam bulacağı gibi bu ülkenin yönetiminde de mutlaka ama mutlaka yer alacaktır sevgili arkadaşlar. Varsın onlar bizi kapatmaya çalışsınlar. Biz bu ülkeyi halklarımızla birlikte yönetmeye geliyoruz ve yöneteceğiz de sevgili arkadaşlar. Onlar iddianamelerde yazdıkları senaryoların peşinden gitmeye devam etsinler. Biz halklarımızın barış hayallerinin ve demokrasi rüyalarının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Onlar kapatmaya çalıştıkça biz daha da güçleneceğiz, daha da büyüyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, cesaretimizi kıramayacaklar, başaramayacaklar. Vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz diyoruz sevgili arkadaşlar. Ne tetikçileri, ne yargısı, ne ordusu, ne polisi, ne medyası. HDP'yi susturamayacak, HDP'yi onurlu yolundan geri adım attıramayacak ve durduramayacaktır. Çünkü sevgili arkadaşlarım, HDP Türkiye'dir. Evet, HDP faşizmin halklara kapatmaya çalıştığı demokrasi kapısını açacak tek anahtardır sevgili arkadaşlar. HDP demokratik siyasetten asla vazgeçmeyecek ve bu ülkeyi kilitlemek isteyenlere asla izin vermeyecektir. HDP Türkiye halklarının gelecek umududur. Bu toprakların gerçek yaşam gücüdür. HDP'nin fikriyatı ve mücadelesi yok sayılan, inkar edilen, baskıya maruz kalmış, zulme uğramış,
siyasetin dışında tutulmuş herkesin gelecek hayalidir. HDP'nin dayandığı güçlü zemin demokrasi zeminidir, barış zeminidir, adalet zeminidir sevgili arkadaşlar. Bu zemini yok etmeye hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir. İzmir katliamı aynı zamanda halklarımızın adalet ve barış talebine, hak ve hukuk mücadelesine, bir arada eşitçe yaşama iradesine yönelmiş bir saldırıdır. İzmir üzerinden tüm Türkiye'ye, tüm demokrasi güçlerine yöneltilen bu tehdidi tüm toplum ve demokrasi güçleri, vicdanlı insanlar görmüştür. Deniz yoldaşımızın şehadeti demokrasiden, barıştan, adaletten yana olan tüm vicdanları birleştirmiştir. Ortak gelecek umudunda buluşturmuştur. Bu buluşma çete, mafya, tetikçi, katliamcı çete düzenine karşı demokrasi cephesinin zemini ve toplumsal dayanışma her geçen gün daha da güçlenmekte ve büyümektedir. Özellikle muhalefete de buradan seslenmek istiyorum sevgili arkadaşlar. İzmir katliamı karşısında gösterdikleri tutum önemlidir, anlamlıdır. Ancak sadece bu tutumla sınırlı kalınmamalıdır. Bu tutumun demokratik bir Türkiye için ortak mücadeleye, demokrasi için birliğe dönüştürülmesi tarihi bir görev ve sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. İnsanlarımızın canından bezdiren, nefes aldırmayan yaşam hakkına, ekonomik, sosyal hakkına saldıran talancı, katliamcı, çeteci düzen karşısında hep birlikte ortak mücadeleyi geliştirmek zorundayız. Evet, bu halklara olan tarihsel bir borcumuzdur ve sözümüzdür. Halkların farklılıklarını içine sindirmiş, haklarını teslim eden ve bu hakları demokratik bir anayasa ile güvence altına alan demokratik bir cumhuriyet halklara borcumuzdur sevgili arkadaşlar. Çete, mafya düzeni halkların tam katılımı ile güçlenen demokratik bir hukuk düzenini kurmak, gerçek adaleti sağlamak, barışı tesis etmek için halklara olan borcumuzdur ve sözümüzdür. Bu sözümüzü elbette ki yerine getireceğiz. Deniz yoldaşımıza ve bu mücadele uğrunda yaşamını yitirmiş bütün yoldaşlarımıza sözümüzdür. Sizin mücadelenizi zafere ulaştırmak boynumuzun borcudur. Biz Fehime annenin ve milyonlarca ananın sesiyiz aynı zamanda. Onların sözünün gereğiyiz, onların inancıyız. Biz deniziz sevgili arkadaşlar. Seliz, akarız, akacağız. Başımız diktir, dik kalmaya devam edeceğiz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hızır yoldaşımız, Allah yardımcımız olsun. Bir kez daha deniz yoldaşımıza Allah'tan rahmet, halkımıza ve ailesine başsağlığı diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.